k atması daha fazla yol aldığından ince yaydaki hızımız da kalın yaydaki hızdan daha büyük olduğundan o zaman x yayındaki atma yani burası ince burası da kal kalın yay olmalıdır. Şimdi gelen atmamız ise aşağıdan gelmelidir ki yani baş aşağı gelmelidir ki iletilenle gelen aynı bu atmamız iletilen bu atmamız gelen bu da yansıyan olmalıdır İnce yaydan kalın yaya çarpan atma baş aşağı ise baş yukarı dönecek idi yargılarımıza dönecek olursak Y yayında oluşturulmuştur diyor atmamız. Hayır, Y yayında değildir. Görüldüğü gibi X yayında oluşturulmuştur. A seçeneğimiz yanlıştır. Başlangıçta oluşturan atma baş yukarıdır diyor. Hayır, baş aşağıdır. Görüldüğü gibi o da yanlıştır. K'nın hızı L'ninkinden küçüktür diyor. K arkadaşlar ince de olduğundan K'nın hızı daha büyüktür, küçük değildir kimden L'den X yayınca Y yay daha kalındır doğrudur. X serindeki gerilme Y tenindekinden büyüktür. Hayır eşittir. Seri bağlı olduklarından seri bağlı yaylarda yaylarda gerilmeler eşit olur. Eşit olur. Buna göre E seçeneği de yanlıştır. Bize doğru olan soruluyor. Cevabımız D seçeneği olur. K'ya ilk gelen atma yansıdıktan sonra K noktasının ilk gelen atma yansıdıktan sonra baş yukarıymış. Baş yukarı hareket edebilmesi için baş aşağı gelmesi gerekir. O halde bu atma yansıyan bu da iletilen olacaktır. Baş yukarı gelen baş yukarı gidecektir. İletilen Buraya çarpınca sabit uca çarpan atma ne yapacaktır? Baş yukarı yansımış olacaktır. Dolayısıyla bize de baş yukarı diyor. Böyle bir şeyin olabilmesi için arkadaşlar buradaki x yayımız ne olması lazım? Oya çarpan bu atmamız odan baş aşağı olarak dönüyor yani yansıyor ise bu gelen atma idi. O zaman bu yayımız ince. X yayı ince. Y yayı da kalın olmalıdır. Çünkü inceden kalına çarpan atma baş yukarı ise baş aşağı dönerdik Şimdi buradaki iletilen atmamız yani biz buna A atması diyelim. A atması L'ye çarpınca ne yapacaktır? Baş aşağı olarak dönecektir. Çünkü L'miz de sabit uç. Yine aynı şekilde M sabit uç, yalnız dikkat. N ise serbest uç. Şimdi sabit uça çarpan atma ters dönerken serbest uçtan ters dönmezdi. Şimdi burada kalından inceye gelen atma aynen iletilir. Baş yukarı gelen baş yukarı iletilir. Yine kalından inceye çarpan atmanın yansıyanı da baş yukarı olacaktır bu atmamız O noktasından yansıyan bu da O noktasından iletilen olur. Şimdi bunların engellere geldiğinde yani sabit engele geldiğinde ne olacaktır? Sabit engele çarptığında baş aşağı engelden çarpan atma bu. Bu da engele çarpan atmamız baş yukarı. Bunlar engelden yansıyan atmalar bakınız. Dolayısıyla bize de diyor ki baş yukarı hareketine devam eder diyor. Baş yukarı hareketine devam eden sadece N noktası olup cevabımız C seçeneği olur. Şimdi atma bir dalgadır sonuçta arkadaşlar. Şunun gibi diyelim mesela. Atma da bir dalga hareketidir. Dalga hareketi olup Dalgada dalganın frekansı kime bağlıydı? Frekansı yalnızca kaynağın titreşim sayısına bağlıdır. Kısaca kaynağa bağlıdır. E burada da kaynağımız üretilen dalgadır. Üretilen dalganın frekansı ya da üretilen atmanın frekansı ortam değiştirse de aynı kalır. Ortam değiştirse de aynı kalacaktır. Bunu şuna benzetebiliriz. Ses dalgalarının hızı katıdan havaya ya da havadan katıya geçtiğinde değişir ancak frekansı değişmez. Yine su dalgaları derin ortamdan sıvı ortama geçtiğinde hızı değişir ancak frekansı yine değişmeyecektir. Işık havadan suya geçtiğinde elektromanyetik bir dalgadır. Hızı değişir ancak kırmızı ışık havadayken suya geçtiğinde yine kırmızı ışık olduğundan rengi yani frekansı değişmeyecektir. Bunların hepsi dalga olduğu için dalganın frekansı kaynağa bağlı olup ortam değiştirdiğinde değişmez. Buna göre sorumuzun cevabı D seçeneği olur. K telinde oluşturulan ve baş yukarı olan diyor. O halde oluşturulan atmamız şöyle olmalıdır. Baş yukarı. Buna biz gelen atma diyoruz. E bu da iletilen atma ve bu da yansıyan atmadır o zaman. Şimdi buna göre gelen ve iletilen daima aynı tarafı olur ancak yansıyan baş aşağı inmiş ise demek ki O noktasındaki ekleme yaylarından ters döndüyse ince yaydan kalın yaya geliyordur. Yani burası ince bir yay bu da kalın bir yay olmalıdır. Şimdi dediğini şöyle yapacak olursak bize ne diyor L telinde oluşturulan ve O noktasına doğru ilerleyen baş aşağı o noktasına doğru ilerleyen burası şöyle olsun. Baş aşağı bir atma yapsak. L telinde şöyle. Şimdi burası L, burası K idi. K dediğimiz ince, L dediğimiz de kalın yaydı. Burası da O noktası. Bu dalgamızın bir atmamızın bir süre sonraki hali aynı tarafta olacaktır iletilenle. Şöyle O noktası söylecek olursak gelen atmamızda kalından inceye döndüğünden ne olacaktır arkadaşlar? Aynı taraftan dönecektir çarptığında. Çünkü kalından ince yaya çarpan atma yani yansıyan atma diyoruz biz ona. Yansıyan bu da iletilendir. Bu atmamız da gelendir. O halde bizim cevabımız buradaki gibi olmalıdır. Buradaki gibi olan cevap hangisinde verilmiş arkadaşlar? B seçeneğinde verilmiş. O halde doğru cevabımız B'dir. Şimdi biz arkadaşlar burada ne diyor? Birbirine eklenmiş gibi baş yukarı iletilen atmanın O noktasına yansıyan kısmı P'ye iletilen kısmı R'ye aynı anda. E aynı anda ulaşılıyorsa o zaman 2D ve D'yi aynı anda alıyorlarsa bu şu demektir. Burası kalındır hızı az. Hızı az. Burası da o zaman ince olmalı, hızlı olmalı. Hızı çok olmalıdır. Bu da bize şunu anlatıyor. İnce yayda hız çok olur, kalın yayda da az olur. O halde bunların bir süre sonraki durumunu çizecek olursak şöyle. Şimdi kalından inceye gelen atmamız, iletilen atmamız aynen baş yukarı iletilecektir ve şekilde görüldüğü gibi çok yol alacaktır. Diğer atmamız ise kalından inceye çarptığında yine baş yukarı olarak dönecektir. Şöyle burası O noktasıydı. Şimdi bu gelen atma idi. Bu ise yansıyan atma. Bu da iletilen atma. Şimdi gelen ve yansıyan aynı yayda. Gelen ve yansıyan yansıyan hızları eşit olur. Eşit. Frekans kaynağa bağlıdır. Frekansları eşit. Frekansları kaynağa bağlı olduğu için eşittir. Genişlikte hızla doğru orantılıdır yine. Genişlikleri hızları ile doğru orantılıdır. Hızları ile doğru orantılıdır. Buna göre hızlarını söyleyecek olursak eşit olacaktı. O zaman gelen ve yansıyan soruyor bize bakınız arkadaşlar. Yansıyan ve iletilen atmalarla ilgili diyor. Yansıyan ve iletilen atmalarda hızlarımız ne olacaktır bizim? Yansıyan atmamız ve iletilen atmamızınızı iletilen de daha büyük olacaktır. Yani iletilen hangisiymiş? İletilen kırmızıysa büyük olmuş. O halde gelenle yansıyan aynı olacaktır. Yani yeşille mavi aynı doğrudur. Diğeri büyüktür. Doğru olur. Frekanslar üçünün ikisi de eşit işte olacaktır. Genişlikte yine hız gibi olmalıdır. Yani bu da yanlış olur. Cevabımız 1 ve 2 B seçeneği olur. Şimdi P yayımız ince imiş R yay da kalın yay imiş. Bunu sorumuzda söylüyor bakınız. İnce yaydan kalın yaya gelen atmamız çarptığında iletilen gelenle aynı taraflıdır. İletilen yansıyan ise kalın yaya çarptığından baş aşağı dönecektir. Bu da yansıyandır. Bu atmamız da gelen atmadır. Şimdi iletilen baş yukarı doğrudur. Yansıyan baş aşağıdır. Doğrudur. Teli gelen kuvvet arttırılırsa diyor. Atmanın hızı neydi? Atmanın hızı genişliği ile orantılıdır. Genişliği ile doğru orantılıdır. Orantılıdır. Şimdi bu durumda hızımız da teli gelen kuvvet ile doğru orantılı idi. Teli gelen kuvvet artırılırsa burası hızımız dolayısıyla da genişliğimiz artacaktır. Teli gelen kuvvet azalırsa genliği artar diyor. Hayır. Genlik enerjisi ile orantılıdır. Genlik genlik enerjisi ile doğru orantılıdır. Enerjisi ile doğru orantılıdır. Yani kuvvete bağlı değildir. Cevabımız 1 ve 2 D seçeneği olur. Şimdi gelen ve iletilen atmalarımız daima aynı taraflıdır. Ancak P ya için başlayacak olursak yansıyan atmamız yani Y ters döndüğünden o halde burası ince olmalıdır. Burası da kalın olmalıdır. Yani kalınlıklarını yazacak olursak K yayının kalınlığı L'den büyüktür. Şimdi L yayıyla M yayına odaklanacak olursak baş yukarı gelen atma baş yukarı iletilir. Dönen de baş yukarı olduğundan o halde kalından inceye gelmiştir. Yani burası kalın, burası incedir. O halde L'nin kalınlığı da M'den fazladır. Hızlarını yazacak olursak K yayındakilerin hızları arkadaşlar en az olacaktır. M yayındaki en fazla olacaktır. M yayındaki kimdir? T'dir. Onun hızı en büyüktür. Sonra L yayındakiler eşittir. P, R ve Y eşittir. P, R eşittir. Aynı zamanda Y yayınınki de eşittir. O da eşittir. Z yayınınki ve en az da k'daki yani kalın olan k'daki atmamız x'tir. Buna göre genişlik de bunlarla aynı olacaktır. P'nin genişliği y'nin genişliğine eşittir. P ve y'nin hızları eşit olduğundan genişlikleri de eşittir. R'nin hızı t'ninkinden fazladır diyor. R arkadaşlar t dediğimiz buradaydı. Yani m yayındaydı. M yayınınki t gördüğünüz gibi hızımız linkinden fazladır ama bize R fazladır diyor. Yanlıştır. X'in hızı Y'den azdır diyor. X'in hızı Y'den azdır. Y daha büyüktür. Doğrudur. Y'nin hızı Z'nin hızına eşittir. Y, Z eşittir. Yine burada vermişiz. Doğrudur. K yayı L ve M yaylarından daha ağırdır. Yani kalındır diyor. O da doğrudur. Bize yanlış olan seçenek soruda sorulduğundan cevabımız B seçeneği olur. Şimdi bu gelen atmamızdır arkadaşlar. K atması gelen atma. K ile aynı taraftan M atması iletilen atma. İkisi i̇şte baş yukarı. Bu da L atması da yansıyan atmadır. Şimdi gelen ile iletilen daima aynı taraflı olur. Yayların kalınlıkları ne olursa olsun. Ancak yansıyan yani geri dönen atma gelenle aynı taraftaysa o zaman kalın yaydan ince yaya gelmiştir. Burası kalın, burası da incedir. Şimdi bu durumda hız olarak arkadaşlar bunların hızları nedir? Hızları en büyük M ince yaydaki hızımız olup gelen ve yansıyan aynı yayda olduğu için K ve L atmanızın hızları eşit olur. Genişlikleri de hızlarla aynıydı genişliklerde yani M'nin genişliği büyüktür. L ve K'nın genişliği eşittir. Genlik ise başlangıçtaki genlik K'nin genliği K'nin genliği yani arkadaşlar biz ona enerjisi diyoruz. Hem L'den hem de M'den daha fazladır. Daha büyüktür. Çünkü enerji iki parçaya bölündüyse bütün parçalardan daha fazla olur. K'nın genliği M'den büyüktür. K'nın genliği dolayısıyla bütün olduğu için hepsinden büyüktür. K ve L atmaların süratleri eşittir. K ve L atmaları aynı yayda olduğundan eşittir. L'nin genişliği M'ninkinden büyüktür diyor. L'nin genişliği M'den büyük olamaz. M'nin genişliği daha büyüktür. Yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 D seçeneği olur.